Bu videomuzda gül hastalığına karşı yapılabilecek en pratik hacamat yöntemini sizlerle paylaşacağız. Normal yüz hacamatında olduğu gibi burada da alın bölgesinden başlıyoruz. İkinci noktamız kaz ayaklarının tam dik nokta. Üçüncü noktamız, bakın burun bölgesinden ağza doğru gelen çizginin bitim kısmı, yani dudağın yan tarafı diyebiliriz. Bu noktaları yüzün iki tarafına da uyguluyoruz. Yüz hacamatının en önemli noktası denilebilecek bir yer. Bakın gıdık bölgesine hacamat yapıyoruz. Bu bölgeden çok kan gelmesi beklenmemeli. Bu hatırlatmayı da yapmış olalım.
Evet, şimdi kızarıklıkların yani gül hastalığının olduğu bölgeye hacamat yapacağız. Bakın kupamızı tam aşağı kısmına yerleştiriyoruz. Ve buralarda çok fazla dilim yapmadan hacamatımızı gerçekleştiriyoruz. Buyurun. Ben bunu bir kılıştırır mısın? Şöyle yukarı doğru, yukarı doğru kaldır. Hocam şu araları bir çekelim. Aldım abi. Bak şu araları bir çekelim. Evet. Şimdi burayı şöyle yapacağız. Şöyle değil. Yanlamasına. Şöyle keseceğiz. Böyle kesildiği zaman daha geç iyileşiyor. Ama şöyle kesildiği zaman daha yüzeysel olduğu için daha çabuk iyileşir. İz de kalmaz. Tamam. 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 Tamam.